Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. Yani yapım eki almamışsa sözcüğümüz basit yapılı, en az bir yapım eki almışsa türemiş yapılı, iki sözcükten oluşuyorsa birleşik yapılı di diyeceğiz. Bakalım. Said Faik'in eserlerinin her bir sayfasında başka bir hayat karşılar sizi. Arkadaşlar bunun kökü sayfa. Sakın bunu saymaktan almayın. Sayfa Türkçe değil zaten sayfa isim kökü, s kaynaştırma sayfası ve sayfasında. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir bilgi vereyim. İsim soylu bir sözcükte ya da bir fiilimsi de. Arkadaşlar şöyle ekler göreceksiniz. Ini, ına, ında ve ından diye ekler göreceksiniz. Bu eklerin birinci kısmı yani ın kısmı iyilik ekidir. İkinci kısmı mesela ını, ına, ında, ından. Şu ikinci kısım hal ekidir. Arkadaşlar iki ekimiz de çekim ekidir. Şimdi burada bir bilgi daha verelim. Mesela birinci ekimiz iyelik ve belirtme hali. ikincisi iyelik ve yönelme. Üçüncüsü iyelik ve bulunma. Dördüncüsü de iyelik ve ayrılma hali. Ama ikisine de ne diyeceğiz? Çekim eki diyeceğiz. Bakalım. Sayfa isim kökü. Sayfasında gördüğünüz gibi S kaynaştırma burası iyelik. Burası da hal eki arkadaşlar. İkisine de ne diyeceğiz? Çekim eki diyeceğiz. Yani bu sözcük yapısına göre ne oldu? Yapım eki almadığı için basit oldu. Malzemesi dile dayanan eserleri birbirinden farklı kılan unsur üsluptur diyor. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü malzeme. Malzeme de Türkçe değil. Malzeme, malzemesi S kaynaştırma, i iyilik eki. Şimdi malzeme isim kökü, malzemesi onun malzemesi iyilik eki. Yani bu bir çekim eki, yani sözcüğümüzde yapım eki yok. Bu da basit yapılı bir sözcük. Bir eseri çok satıyor diye almanız, kendi aklınız ve birikiminizi hiçe saymanızdır. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü demek burada daralma olmuştur diye şeklinde. Arkadaşlar y koruyucu ünsüz, e zarf fiil ekidir. Şimdi şöyle anlayacağız. Burası fiil kökü ve fiillere ismin e hali yani yönelme hali gelmez. O zaman fiilin de böyle bir çekim eki olmadığına göre buna ne diyeceğiz? Yapım eki. Ve bu e'den sonra bu fiile artık makmet gelmiyor. Yani fiilden isim yapım eki. Zaten tüm fiilimse ekleri fiilden isim yapım ekidir. Dolayısıyla bu sözcüğümüz türemiş yapılıdır arkadaşlar. Diğerine bakalım. Eleştirmenlerin yazarları çok yücelten ya da aşırı yeren cümleleri öznelik üzerine kuruludur. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü cümle, cümle ve leri eki eleştirmenlerin cümleleri anlamında. Şimdi burası isim kökü, eleştirmenlerin cümleleri. Kimin cümleleri eleştirmenlerin? Burası iyilik eki. Yani çekim eki. Yani bu sözcüğümüzde yapım eki almamış ve basit yapılı. Son sözcüğümüze bakıyoruz. Türk romanı Cumhuriyet döneminin başlarından itibaren olgunluğa erişmiştir. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü baş. Başlar, başları ve başlarından. Şimdi arkadaşlar, baş isim kökü. lar çokluk eki yani çekim eki. -ından görüyorsunuz. Şurası iyelik, şurası hal eki. Az önce söylemiştik. Burası da çekim eki. E şimdi çokluk eki zaten çekim eki olduğu için bu ekten sonra geleneklerde ne olacaktır? Çekim eki olacaktır. Türkçenin kuralı budur. Yani bu sözcük de yapısına göre nedir? Basit yapılıdır. Dolayısıyla bizim sadece C seçeneğindeki sözcüğümüz türemiş yapılıdır. Cevabımız da C seçeneği.